İyi çalışmalar arkadaşlar. Bugün öğretmenlerimizin sorunlarını ve çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli basın emekçileri, Milli Eğitim Bakanlığı 19 Nisan 2021 tarihli kararı ile yüz yüze veya uzaktan eğitimde öğrenciler derse katılım sağlamazsa öğretmenlere ek ders ücreti ödenmeyeceğini açıkladı. Kararda öğrencilerin derslere katılmamaları nedeniyle yerine getirmedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün olamadığını değerlendirerek bu ifadelere yer verdi. Ek ders ücreti ödenmeyerek mağdur edilen öğretmenler de okul müdürlüklerine yazdıkları dilekçede şöyle dediler: uzaktan eğitim kapsamında EBA ve EBA dışındaki platformlarda canlı ders görevimi yerine getirmek için tüm yükümlülüklerimi yerine getirdiğim halde öğrenci derse katılmadığı için ek ders ücretleri müdürlüğünüzce ödenmemiştir denilerek ek ders ücretlerinin ödenmesini talep etmektedirler. Bu konuya ilişkin tabii ki siyasal iktidar hiçbir zaman hukuk tanımadığı için burada da hukuku göz ardı ediyor. Danıştay'ın 11. dairesi 6. ayın 19'u 2007 gün ve esas sayılı 2007 Taksim 341 sayılı kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararının 12. maddesinin 1. fıkrasında yer alan öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla ibaresinin yürütmesini durdurmuştur. Danıştay'ın gerekçeli kararında öğrenciler sınava ya da derse gelmese dahi bunun sorumluluğunun öğretmende olamadığını, öğretmen sınav veya ders için tüm hazırlıklarını yapmış olduğunu, bu nedenle öğrenciler sınava girmese dahi ek ders ücretlerinin ödenmesi gerekliliği bulunmaktadır ifadesine yer vermiştir. Ben bir öğretmen olarak bunu yaşadığım için biliyorum. Öğretmen derse girdiği an ek ders ücretini hak etmez. Öğretmenin ön bir hazırlığı vardır. Bu ön hazırlıkları yaptıktan sonra sınıfa girer, sınıfta öğrenci yok ise bunun sorumlusu öğretmen değildir. Okul idaresidir, Milli Eğitim Müdürlüğü'dür. Bu durumu, fiili durumu Danıştay'ın verdiği kararda da çok açık ortaya çıkmıştır. Danıştay'ın kararına göre yüz yüze eğitim öğretim EBA üzerinden ya da diğer platformlardan uzaktan öğretim kapsamında canlı ders vermek amacıyla tüm hazırlıklarını yaparak derse başlayan öğretmenin canlı dersinin teknik yetersizlikler nedeniyle kesilmesi ya da hiçbir öğrencinin canlı derse katılmaması ya da katılamaması halinde ek ders ücreti ödenmek zorundadır. Bakın, öğretmen bilgisayarını almış, internet bağlantısını yapmış, internet aylık ödentisini yapmış, bilgisayara olmayan parasından para vermiş, tüm kendi hayatını ona göre dizayn etmiş, bilgisayarın karşısına geçmiş. Kimi öğrencilerin evinde bilgisayarı yok, kimi öğrencilerin evinde interneti yok, kimi öğrencilerin interneti düzgün çekmiyor. Sisteme giremediği için öğretmen bilgisayarın başında oturuyor, başka hiçbir işle uğraşmıyor. Diyelim ki 40 dakikalık ders saati var. İlk 10 dakikasında hiçbir öğrenci giremedi. 15. dakikada 10 tane öğrenci girdi. Öğretmen 40 dakikanın sonuna kadar o bilgisayarın başında oturmak zorunda. Dolayısıyla öğretmen ek ders ücreti almayı hak etmiştir. Eğitim sendikaları da bu konuda sorumluluğun tam olarak yerine getiren öğretmenin öğrencinin derse katılmamasından ya da katılamamasından sorumlu tutulamayacağını, ayrıca devam mecburiyetinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaldırıldığını, olağanüstü koşullarda öğrencilerin devamından bakanlığın sorumlu olduğunu hatırlatarak kararın yok hükmünde olduğunun altını çizmektedirler. Eğitim İş Sendikası da, Eğitim Sen Sendikası da, her iki sendika da bu konuda fiili bir çalışma yürütmüştür. Bakanlığa yazı yazmıştır. Bakanlık öğrencinin devam zorunluluğu olmadığının altını çizmiştir. Öğrenci devam zorunluluğu yoksa, yani derse girmeyebilirsin, yüz yüze sınava girmeyebilirsin diyor ama öğretmen okula geleceksin, derse gireceksin, sınav hazırlıklarını yapacaksın diyor. Daha sonra da diyor ki öğrenci gelmedi, gelmediği için senin ders ücretini vermiyorum. Bu nasıl bir akıl? Bu nasıl bir yönetim anlayışı? Böyle bir eğitim anlayışı olamaz. Asla bunu doğru bulmuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar, pandemi koşullarında görevini eksiksiz yerine getiren, özveriyle çalışan öğretmenlerimizi cezalandırma yönteminden başka bir yöntem değildir. Milli Eğitim Bakanlığı asıl yapılması gerekeni yapmıyor, gücü öğretmenlere yetiyor. Şöyle bir bakalım. Bu pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı ne yapmalıydı? Öğretmenleri aşıladınız mı? Hayır. Peki derslik sorununu çözdünüz mü? Hayır. Okullarda yüz yüze eğitim, öğretim ve sınav yapılabilmesi için gerekli sağlık koşullarını sağladınız mı? Kocaman hayır. Öğretmen açığını kapattınız mı? Ona da hayır. Sözleşmeli, ücretli öğretmen ayrımını kaldırdınız mı? Tabii ki hayır. Öğretmenlerin ikramiye talebini, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ndeki ikramiye talebini karşıladınız mı? Tabii ki hayır. Öğretmenlere 3600 ek gösterge sözünüz vardı. Bu sözünüzü yerine getirdiniz mi? Tabii ki hayır. Öğretmenler meslek kanunu çıkartacağız dediniz. Sayın Ziya Selçuk, bu çağrıyı, bu açıklamayı siz yaptınız. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak 22 Kasım 2018 yılında parlamentoya verdiğimiz kanun teklifi bekliyor. Bunu görüşmeye indirdiniz mi? Tabii ki hayır. Ama ne yaptınız? Öğretmenlerin hakkı olan ek ders ücretini kestiniz. Yazık. Gerçekten yazık. Pandemi koşullarında her işte çalıştırdığınız, Vefa Destek Grubu'nda çalıştırdınız, filyasyon ekibinde çalıştırdınız, terminallere gönderdiniz, öğretmenleri çalıştırdınız, cami kapılarında öğretmenlere maske dağıttırdınız ama bu ek ders ücretini kesmeyi reva görün. Yazık, yazık. Gerçekten yazıklar olsun. Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin yasalara aykırı bir şekilde kesilmesinin araştırılması için ve ek ders ücretlerinin verilmesi için Anayasanın 98. maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Tüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri gereğince mecliste bir araştırma komisyonu kurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir araştırma önergesi verdik Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. Şimdi her koşulda bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri, aylardır tam kapanma için çağrı yapıyoruz. Nihayet 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı çıktı. Tam kapanmayı parantez içerisine, tırnak içerisine alıyorum. Çünkü tam anlamıyla bir kapanma çıkmadı. Bu karar çok geç alınmış ve eksik bir karar olmasına rağmen yine de bu kararın eksiksiz uygulanması gerektiğinin altını çiziyoruz ve kararın bu yönüyle olumlu olduğunu düşünüyoruz. Ama bu sürece gelinceye kadar yapılan yanlışlar ve kaybettiğimiz canlar ve şu anda yoğun bakımda yer bulamayan, evinde yoğun bakıma girmek için bekleyen hastaların sorumlusu kim olacak? Sorumlusu tabii ki bu ülkeyi yönetemeyenler olacak. Günlerdir yüz yüze eğitim ve sınavlar ertelensin diye çağrı yaptık. Bu kararlar da nihayet dün Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Ama burada bir karar daha alınması gerekiyor. 6 Haziran'da yapılacak LGS sınavlarının tarihinin hangi noktaya ertelendiğinin açıklanması gerekiyor. Öğrenciler ona göre hazırlanacak. 2. 24-25 Haziran'da yapılacak YKS sınavlarının tarihinin ileriye atılacak, bunun hangi tarihte olacağını öğrencilere açıklamamız gerekiyor. Üçüncüsü çok önemli, YKS sınavına girecek öğrencilerde orta öğretim başarı puanı değerlendirmeye tabi tutulamaz. Çünkü bu koşullarda öğrencilerin büyük bir kısmı ne yapamadı? Dersleri işleyemediler. Şimdi de sınavlar da zaten ertelendi. Dolayısıyla eğitimde var olan fırsat eşitsizliğini derinleştirmemek için orta öğretim başarı puanının mutlaka kaldırılması gerekiyor. Buradan Yüksek Öğrenim Kurulu'na, YÖK Başkanı'na çağrı yapıyorum. Lütfen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bu konuda doğru bilgilendirin. Kendisi de biliyordur. Sanki bilgilendirme yapılmadığı için yanlış yapılıyor gibi bir imaj oluşmasın. Bu süreci yönetemiyorlar. Yönetemedikleri için YÖK Başkanı bu konuda inisiyatif almalı, anlatmalı ve orta öğretim başarı puanı mutlaka devre dışına bırakılmalıdır. Evet değerli basın emekçileri, kapanma sürecinde kimsenin aç ve açıkta kalmaması gerekiyor. Bu süreçte iş yerleri kapanan, hiçbir geliri olmayan, gündelik işlerde çalışan vatandaşlarımızın da mağdur edilmemesi gerekiyor. Simit satanların, boyacılık yapanların, ayakkabı boyayanların, demir işlerinde çalışanların, gündelik her gelen meydanında, amele durağında bekleyen, kazmayla, kürekle evine bir dilim ekmek götürmek için çaba sarf eden, kazmayla, kürekle çaba sarf eden emekçilerin mutlaka evine ekmek götürebilecek bir desteğe ihtiyacı var. İnsanları aç ve açıkta asla bırakamazsınız. Buradan Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Erdoğan'a bir çağrı yapmak istiyorum. Önümüz bayram. Emeklilere verilecek ikramiye miktarı kadar biraz önce saydığım kesimlerin tamamına bayram yardımı mutlaka yapılmalıdır. Bu sosyal devlet olmanın gereğidir. Eğer gerçekten bu insanların bayramda çocukların yüzüne bakmasını istiyorsanız, boyacıya, simitçiye, ameleye, çapacıya ve gündelik işine gidemeyen, kepengini açamayan esnafa emekliye vereceğimiz bayram ikramiyesi kadar bir yardımı mutlaka bayramdan önce yapmalısınız. Bu bir insanlık görevidir. Bu sosyal devletin yapması gereken bir iştir. Bu yardımlar yapılmaz ise milletimiz ne yiyecek? Taş mı yiyecek? Sarayda siz her türlü adını dahi söyleyemediğimiz yiyecek ve içecekleri yiyebilirsiniz. İki kişinin oturduğu iftar sofrasına baktığımızda bunu medyaya servis etmek bile bir ayıptır. Ama bunu yapıyorsunuz. Hiç olmazsa bayram öncesi bu insanların evine gönül rahatlığıyla gidebilecek bir yardımı yapmalısınız. Bu yardım emekliler için 1500 lira olmalı. Diğer yurttaşlarımız için de aynı miktarda yardım yapılmalıdır. 128 milyar doların bir kısmıyla bunu çok rahat yapabilirsiniz. Eğer bunu yapmıyorsanız bilin ki siz yurttaştan yana değilsiniz, sermayeden yanasınız. Kaynak yok diyorsanız size kaynak gösteriyorum. 1 milyar 231 milyon lira İstanbul Havaalanı kirasını almadınız. O parayı alın, yurttaşlarımıza dağıtın diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler arkadaşlar.